dikkatli bence çok dikkatli bir şekilde izlendi. Özellikle şahsi kanaatimde neticede 3-3,5 saatlik diyorum görüşme gerçekleşti ki burada yani basına yansıdığı kadarıyla ben de biliyorum. Tillerson, Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Sayın Başkan Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. İşte çıkan sonuçlara baktığımızda netice itibariyle bir mekanizma, bir şeylerden bahsediliyor. Bunun ne şekilde hayata geçeceği sadece benim için değil zannediyorum. Birçok kişi için soru işareti halihazırda. Bunu bir görmek gerekecek. Yani sahada acaba Membiç'ten PYD askerli, PYD güçleri çıkarılacak mı, çıkarılmayacak mı? Artık ne şekilde Fırat'ın doğusuna mı kaydedilecek? Bundan çok emin değiliz. Ama her halükarda bir Türkiye ile ABD arasındaki krizin son dönemde retorik düzeyinde yaşanan krizin eylem düzeyine geçmesi konusunda ötelendiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan bu tabii Moskova'da da dikkatle takip edildi. Acaba daha geniş çapta mı bir anlaşma imzalandı? Türkiye, Rusya ve İran işbirliğinden ayrılacak mı veya artık ne şekilde, ne düşünüyor? Yani Türkiye burada bir tekrar eksen kayması mı yaşayacak? Yani Suriye üzerinde kastediyorum, yoksa genel anlamda değil. Rusya ile olan işbirliğini sonlandırabilecek, sonlandırmayı mı düşünüyor şeklinde bir görüşmeler. Yani veya böyle şüpheler oluştu Moskova cenahında. Onun da haricinde tabii işte Putin'in görüşmesi sonrası veya bu Şam PYD arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girmediği görülüyor şu saat itibariyle en azından. Dolayısıyla burada bir muhtemel ki çok ciddi anlamda da Amerika ile Türkiye arasında bir yakınlaşma da sağlanmış değil. O zaman şöyle bir soru işareti ortaya çıkıyor. İşte 3-3 saatlik görüşmede PYD'nin haricinde diğer gündem maddeleri de mi ciddi planda, ciddi şekilde ön plandaydı? Ki açıkçası ben de bu görüşe sahibim. Pek muhtemel ki diğer birçok işte Amerika'da devam eden dava süreçleri olabilir veya iç politikaya yönelik başka meseleler olabilir. Veya başka ya S-400'ler meselesi konuşulmuş olabilir Rusya başlığında. Bunların da ön plana çıkma ihtimali zannediyorum yüksek. Dolayısıyla burada bir PYD ile dediğim gibi bir Amerika arasındaki işbirliğinin ne yöne evrileceği Rusya açısından dünkü telefon görüşmesine kadar önemliydi. Ancak görüşme sonrasında belli ki zaten üçlü bir zirvenin gerçekleşeceği de hızlı bir şekilde ilan edildi.